Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eddersus salisu minen nekireti vel marife. Nekire ve marifenin, nekire ve marife babının 3. dersini okuruz bugün. Bugün bizim dersimizin konusu Demir-i Muttasıl'ının tarifidir. Demir-i Muttasıl nedir? Nasıl tanıyoruz? Ya Rabbi nedir? Ve zutisalin minhu ma la yubtada ve la yeli illa ihtiyaren ebeda. Kel ya'i vel kafi min ibni ekremek vel ya'i vel ha min selihima melek. Şimdi özet olarak vezutisalin minhu, demirlerden mutasıl olan hangisidir? Ma'u demir ki la yubtede'u bihi, kendisine ne yapılmıyor? İptida edilmiyor. Birinci alameti bu. İkinci alameti de ve la yeli illa ihtiyaren. İhtiyari olarak illadan sonra gelmez, ebeden asla gelmez. Derri olarak gelir, ihtiyari olarak illadan sonra gelmiyor. Kel ya'i vel kafi min ibni ekremeke. İbni ekremeke. Burada bak ya, ekremeke'deki kaf demire mutasıldırlar. Hiçbir zaman bunlara iptal olmaz. İlladan sonra gelmezler. Bir de vel ya'i vel ha min selihi ma melek. Selihideki ya ile ha, bunlar da birer demire mutasıldırlar. Ne olmadan, darruet olmadan, illadan sonra ne olmazlar? Gelmezler. Şimdi bunun tefsilatına girelim. Önce zuttisali minhu ma'la yübteden. Burada iki terkip caiz. Ya ma'la yübteden muhtede olur, zuttisali onun neyi olur? Haberi olur. Ma ne olur? Muhtede zu onun neyi olur? Haberi. Niye ma'yı muhtede yaparız? Çünkü burada kendisinden çünkü ma marifedir. Ma nedir? Ma marife. Zutisal nekire. Marife nekireden birinin mübteda olması gerektiği vakit marife ne olur? Mübteda olur. Ama zutisal mübteda ma'la yübteda da haber yaparız. Yapabiliriz. Bunun gerekçesi sebebi ne? Çünkü burada muhaddes kendisinden bahsedilen tarifini yapmak istediğimiz şey nedir? Ma'la yübteda mıdır? Zutisal mıdır? Zutisaldır. Öyleyse muhaddesu anhu maksudu bir tarih zutisalsa ve lekun nekire muhassas olsa onu mübteda yapabiliriz. Hulase zuma ikisinden birinin mübteda birini haber yapabiliriz. Her birinin gerekçesi mevcuddur. Bunu öğrendik mi? Tamam. Ve zutisalin minhu. Bu minhu da kainuna mutalıktır. Zütisalın neyi olur? Sıfatı olur. Zaten zü tesis yapan bir itisala idafedir. Bir de minhunun ne olması? Sıfat olması. Ma la yübteda. Dikkat edin. Ma la yübteda. Yübteda u bihidir. Hasbul isal var. Bu hasbe gitmiş. O bihi ne olmuş? Merfu olmuş, mutasıl olmuş, müstetir olmuş. Bihi mübtede o bihi, hemze de vezin için, ihtisar için, takfif için ne oldu? Elife garip oldu. O da yübtede. Bihi hasbe git. Bihi bahasbe gitti. Ham müstetir oldu. Hemze de elif oldu, yübtede oldu. Peki burada bihi mahzuf desek olmaz mı? Olmaz. Niye olmaz? İki gerekçeden dolayı olmaz. Birinci gerekçe bihin naibu faaldir, merfudur. Demire merfu, faalın hasbi caiz değildir. Takdiri, istitari caiz, hasbi nedir? Ondan dolayıdır ki bihi hasbe gitmiş demeyiz. İkinci sebep, mevsulun aidini cara yapan demir ne zaman hasbe gider? Eğer aynı car mevsulu cara yaparsa. Kemurra billezi merertu bih ve huve ber. Öyle değil mi? Kemurra billezi merertu bihi. Bak orada hayi cer yapan nedir? Demir. Ellezi yapan, mevsulü de cer yapan aynı
Yok. Hayı cara yapan ba. Mevsul da cara yapan aynı nedir? Ba. Onun için orada ne? Demir hasfe gidebiliyor. Peki burada bihi, hayı cara yapan ba. Mevsul olan mayı da cara yapmış mı ba? Öyleyse burada demirin, ai demirin hasfının şartı yerine gelmiş olmuyor. Şimdi diyor buna ifta olunmaz. Demir-i mutessile ne yapılmaz? İptida edilmez. Sana getireyim iptida olmuş. Nasıl olmuş? Nasıl olmuş? Dereptuhuma. Dereptu. Huma dereptu. Bak humayı baş aldım. İptida yaptım. Huma dereptu dedim. Olmadı. Hani demir-i mutessile iptida edilmiyordu? Biz diyoruz demir-i mutessil kendi haleti üzerine durursa iptida edilmez. Haletin çıkarsa olur. Dereptu huma. Humadaki demirin hali nedir? Mensubdur, mef'uldür. Öne geçince merfu oluyor, mübteda oluyor. Kendi haleti üzerine durdu mu? Durmadı. O zaman iptida yapılabilir. Mutessil de artık munfasıl olur. Mutessillikten ne olur? Çıkar. Bunu da unutmayın. Bazen böyle mugalete yapılabiliyor. İşe derepti huma, huma derepti olabiliyor. Biz diyoruz demir-i mutessil. Mutessil kalmak kaydıyla. Mensup merfu ne ise o hal üzerine kalmak kaydıyla iptida edilmiyor. Haleti değişirse iptida edilebilir. Ve la yeli illa ihtiyarın. Ben sadece metni okuyorum. Bak sütüye geçmeyin. Ve la yeli illa ihtiyarın ebeden. İhtiyar mensubu bir nezle hafid. Yani ve la yeli illa fil ihtiyari. İhtiyar durumda illa'dan sonra ne olmaz? Gelmez. İhtiyarın terkibinde ne olur Mustafa? Mensub ala zarfiyet olur. Bunu öğrendik. Öğrendik. İlla yelinin neyidir? Mefaludur. Harf nasıl mefal olur? Çünkü hazır lefz alıyoruz. Ne alıyoruz? Hazır. Bu illadan murat hangi illa? İlla istisnaya da olabilir. Sıfet olan vesfiyet illası da olabilir. Gayru manasına olan da olabilir. Fark etmez. Metni öğrendik mi? Öğrendik. Kelya'yı vel kafi min ibni ekremek velya'yı vel ha min selih ma melek. Bunu da fazla uzatmayalım. Dört misal getirdi. Niye? Çünkü altı tane demir var. Demire merfu var. Mensub var. Demire mutessil mecrur yok mu? Var. Merfu var. Mecruru var. Mutekellem var. Muhatap var. Gayb var. Bak. Tekellüm, hitap, gayb, gaybet itibariyle üç nevdir. Merfu, mensub, mecrur itibariyle üç. Dört misal getirdi. Altısını kapsadı. Bak İbni mecrurdur. Mutekellem. Ekremeke mensubdur. Muhatap. Seli merfudur. Muhatap demeye gerek yok. Muhatap da zaten Ekremeke de geçmiş. Hi mensubdur. Gaibdir. Bak mutekellem İbni muhatap Ekremeke seli gaib hi. Üç enva'ın misali geldi mi? Geldi. Mecrur ibni, mensub ekremeke, merfu seli. Getirdi mi üç nev'un? Ha onun için dört misal ne etti? Getirdi. İbni ekremeke. Burada demir-i mecrur öne aldı. Niye? Çünkü burada demir-i mutessilden bahsederiz. Demir-i mutessilden başka demir-i munfasılda mecrur var mı? Yok. Mecrur sadece neye mutessil? Bak, demir-i mutessilde mecrur olmak en asıl değil mi? Onun için onu ne etti? Öne aldı. Muhatap ile gaybi onları sona aldı. O nasıl olsa mutessil munfasılde fark etmez. Öğrendik mi? Öğrendik. Diğer bir yönüyle bakalım. İbni mütekellim mi? Ya. Araftır. Ekremeke hitap. Ekremeke ile selim muhatap mı? Arafiyete demir-i muhatap ikinci sırada değil mi? Hi demir-i gayb değil mi? Arafiyete en son sıra değil mi? Bak o yönüyle de bakarsa sıralama yerinde. Mutekellim muhatap gayb yoluyla bakarsa gene sıralama nedir? Yerindedir. Oldu.
sütye gelene. Ve zutti salin minhu ma kana gayri mustakillin bi nefsi. O demir ki mustakile bi nefsihi, ha işaret etti ki bazıları demire muttasili tarif ederken derler ki demire muttasil hangisidir? Ve hu lezi la yestakillu bi nefsihi. Burada ne demiş? La yübtede'u bi. Ha la yübtede'u bihi. Gayri mustakile bi nefsihi işaret etti ki ikisi nedir? Aynıdır. Elfazlar, tabirler farklı ama manaları nedir? Aynıdır, aynı yere varıyorlar. Anlıyorsun değil mi? Makana gayri müstakil bir nefsin faydasını öğrendin. Bu hangisi? Bak dikkat et. Makana gayri müstakil, müstakilin getirdiği onun tefsirini yapıyor. Ve vellezi la yeslahu liyen yübtede ebbihi. Bakın burada. La yeslahu buraya koydu. İşaret etti ki demir-i muttasıl. O ki bilfiil ona iftida yapılmıyor değil. Bilfiil demir-i munfasla da iftida yapılması vacip değil. Demir-i muttasıl o ki iftida edilmeye elverişli değil. İptida edilme elverişli müsait değil. Yoksa bilfiil yapılmış değil. Bilfiil demir-i munfasla da iptida yapılmak şart değil. Anlıyorsun ne diyorum? Biliyorsun değil mi? Tamam. En yübtede bihi. La yasır li en yübtede bihi. Metinde dediğimiz gibi işaret etti ki oradaki bihi ne olmuş? Hasbe, ha, ya hasbe, ba hasbe yetmiş, ha müstetir olmuş, eli, hemze, elif olmuş. Mahzuf değil, gerekçesinde söylediği. Ve la yeslahu liyen yeliye liyen yakka ba'da illa ihtiyarı. La yeslahu buraya koydu, işaret etti ki bu yüpteda bir üzerine atıftır. Oraya takdir edilen la yeslahu buraya da nedir? Takdir edilir. Liyen yeliye liyen yakka ba'da illa. Şimdi burada bazen acaba liyen yeliyehu illa illa ondan sonra gelmez mef'ul mahzuf. Yahut da en yeli huve illa. Yani oradan mef'ul mahzuf illa mı faal? Veyahut da faal müstetir illa nedir? Mef'ul. İki ihtimal olabilir. Li'en yakabade illa bununla bu takdirle işaret etti ki yelinin faali zutisala gidiyor. İlla onun mef'ulüdür. Tersi değil. Der ki mef'ul mahzuf illa faal. İlla ondan sonra gelmez öyle değildir. Bu takdir illanın faali ile mef'ulünü tayin etmek içindir. İhtiyarın fil ihtiyar mesulun hafı dedik. Ebeden öyle değil mi? Bu ebeden de la yübtede'u bihi ve la yakabade illa ebeden. Yani iptidaen ebediyen. La yübtede'u bi iptidaen ebediyen. İptidaen bile la yeli la yakabadele vuku'en ebediyen. Mef'ul mutlak olan iptidaen vuku'en ne olmuş? Hasfe gitmiş. Ebeden şu an mef'ul mutlak yerine geçmiş. Mef'ul mutlakın ne olmuş? Mecazi olmuş. Peki ihtiyarının muhterezini söylüyor. İhtiyaren demeyle. Neden ihtiraz etti? Ve yakav ba'da idatiraren. Buna ihtiyarın muhterezini zikretti de diyebiliriz. Tesrihun bima ulime dimnen de diyebiliriz. Zaten ihtiyari olarak illadan sonra gelmez. E anlaşıldı ki demek daruri olarak gelebilir. Söylemeseydi de ne olurdu? Anlaşılırdı. Ama tesrih-i ma'ulime dimnen yaptı. Dimnen anlaşılan şeyi neydi? Sarahaten zikretmiş oluyor. Bunun için yapılıyor. Bu bir şeyin ehemmiyetini ortaya koymak için bu yapılıyor. Önemli olan, mühim olan şeylerde dimnen yapılan, anlaşılan ilmi dimniyle iktifa etmiyorlar. İlmi dimniyle birlikte zikri sarahı da ne ederler? Yaparlar. Olmadı Burak. Ke kavlihi ittirarın gelmesinin misali şarın neyi gibi? Ella yücavirena illaki deyyarun. Deyyarun esi deyvarun. Vavya bir kelimede cam olma kaidesiyle vavya yaptık. Ya 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 dam ettik ne oldu? Deyyar oldu.
İstişat illa ki demire muttasıl neden sonra gelmiş? İlladan sonra gelmiş. Bildin değil mi? İlladan sonra gelmiş. Demire muttasıl gelmiş. Devlet için zarar etmez. Şiirin manası. Ve manuba li iza ma kunten jaratena alla yujawirana illa ki de yaru. Ve manubalim bir mahbubetine sesleniyor. Biz aldırış etmeyiz, önemsemeyiz. İza ma kun ticaretena. Ne zaman sen ticaretimiz olunca, komşumuz olunca biz aldırış etmeyiz. Neye? Ella asli enladır. Orada en dam olmuş. En üzerine harfi cerin hasbi de kıyasidir. Bi en la yücavirena. Ko bizimle ne etmesin? Komşuluk yapmasın. İlla ki gayru ki. İlla gayru manasındadır. Senden başka kimse bizimle ne etmesin? Sen yo Allah yürüyebilir gayrike, senin gayrin yok. En la yücavireke deyyarun gayreke. Haldir. Senden başka hiçbir ahad, hiçbir kimse bizimle komşuluk yapmasa biz buna aldırış etmeyiz. Hiç önemsemeyiz. Umurumuzda bile değil. Niye? Sen komşu olduktan sonra bize yeter. Senden başka kimsenin komşu olması bizi ne etmez? Etkileyemez. Deyyarun ahadun manasındadır. En la yücavirenanın faalidir. Na mef'ludur. İlla ki ne olur? Gayrun manasındadır. Hal olur. Ve ma nubali iza ma kunte cahretena en la yücavirena illa ki deyyaru. Anlaşıldı? Bazıları da diyorlar deyyar demek sahibi dar. Hiçbir sahibi dar bize komşuluk etmese umurumuzda değil. Ama genellikle deyyar ahad manasına mane ederler. Kelya'i vel kafi min nehvi kavlike ibni ekremeke. Vel ya'i vel ha min kavlike selihi ma melek. Oldu mu olmadı? Şimdi niye dört misal getirdi? Sebebine, tertibine, yerinden mi değil mi bunları hepsine ettik? Hepsini mana ettik, ortaya koydu. Şimdi nahu kavlike kelyai vel kafim nahu kavlike ibn ekrimeke ve nahu liyai vel hai. Şimdi bazı nüstan ve nahu liyai vel hai nah var mısın ki? Yok. Ha, sütide bak şimdi sütide ون بعضن سلر ده والنحو var ve bazı sulerde ve nahvi yok. Olmadığı nüshaya göre biri derse niye min nahu kavlike ibn ekrime yura nahv getirdi ve nahul yay ve ha min kavlike salih burada nahv getirmedi. Bak nahvun olmadığı nüshaya göre diyorum. Anlıyorsun ne diyorum? Ha biz cevaben şöyle deriz. Deriz ki şimdi ibni mutkelim müzekker olabilir. Muhennes olabilir. Kadın da ibni, erkek de ibni diyor. Evet. Ekremeke ikisi de olabilir. Onun için oradan nahv getirdiğin, ne okursan diğerini ithal etmek için. Ama selihi, o ya muhatapten başka bir şey olabilir mi? Yok. Olamaz. Hadan, gayibden başka bir şey olabilir mi? Olamaz. Veya müzekkerden başka bir şey olabilir mi? Olamaz. Onun için ikinciden nahvun getirmesine gerek yok. Birincide gerek var. Oldu mu olmadı? Ama bazı nusalarda ve nahvul ya'i vel ha'i. Burada nahv var. Bu nusaya göre nahvu niye getirdi? Ha getirdi ki tekrar yok. İbni Ekremeke bunlar ve bunların benzerleri ayrı bir grup. Nahvul ya'i vel ha'i min kavlike selim melek bunlar da ayrı ne? Bildin değil mi? Bak kel ya'i vel kaf orada kaf getirmiş. Ve nahul yai vel hay burada da ne getirdi? Nahv getirdi. İşaret etti ki ne? O hari bir grup, bu hari bir grup. O hangi grup? O mecrur mensup grubu gelecek olan ne? Merfu
mensup grubu. Bu yöne desek ol. İbn-i Ekremeke mecul mensup değil mi? Selihi merfu. Grupları farklı oldu mu? Artık bu yönüyle hi tekrardır. Diğer bir yönüyle İbn-i Ekremeke mütekellim muhatep eselihi ha nedir? Gaibdir. Ya tekrardır bu sefer. Bu ayrı bir grup, o ayrı bir grup oldu. Onun için grupları farklı olduğu için farklı cihetlere göre nahv ikisinin üzerine ne etmiş? Orada kaf vardı, burada da ne var? Sütü nahv getirdi. Öyle deriz. Veyahut da deriz ki kelya vel kafi ve nahul yay vel hay. Oradaki kaf, buradaki ha mezkurun emsallarını mezkur olanların emsallarını etmek. Mesela yanın emsali ibni bütün mütekellim mecur demirler. Ekremeke bütün muhatap mensup demirler. Seli bütün merfu muhatap demirler. Bütün merfu demirler. Ha bütün gaib demirler. Buradaki kaf, nah bunların emsallarını ithal etmek için. Bir de Mustafa dedi ya min kavlike selim ve melek. Min nahvi kavlike. Orada nahv yok mudu? Ona münasip burada da ne olmalı? Nahv olmalı. Oradaki nahv, buradaki nahv. Eğer var dersek demin oradaki kaf, oradaki nahvun faydası neyse buradaki nahv, oradaki nahvun faydası da o. Eğer birincide var, ikincide yok dersek aynı orada söylediğimiz hani selihi baş ihtimal yok. İbn-i Ekremeke ne var? İhtimaller var. Yani oradaki nah, buradaki nah. Oradaki nah, oradaki kaf. İkinci nah için, burada ikinci nah için. Varsa gerekçeleri aynı, yoksa gerekçeleri nedir? Aynıdır. Fazla uzatmaya gerek yok. Mustafa anlaşılmıyor. Abdullah oluyor mu? Tamam. وَكُلُّ مُدْمَرٍ لَهُ الْبِنَا يَجِبْ وَلَفْسُ مَا جُرَّكَ لَفْسِ مَا نُصِبْ. Şimdi dikkat edin. Şimdi diyor وَلَفْسُ مَا جُرَّكَ لَفْسِ مَا نُصِبْ. Demir-i mecrur mensubdan bahsediyor mu? Orada demir-i mecrurdan bahsetti. لِرَفِ وَالنَّسْبِ وَجَرْنَا سَلَى. Orada rafa nesbe cereden bahsetti mi? Etti. Hulasa gelecekte yani bu birinci şatırdan sonra demir i'rab yönüyle demirin bahsi yapılmıyor mu? O zaman bu Abdullah zanneder ki demir mu'arabdir. Onun için Musa'nın rafa nesbe cerden bahsediyor. Ve lesu değil de li rafi ve nesbe ve cer nasala. Orada demirin i'arabından bahsetmiyor mu? Yani demir mevakıvli i'arab yönüyle bahsedilmiyor mu? Ediliyor. Belki bir zanneder bu nedir? Mu'arabdir. Onun için o vehmi kaldırmak için başta dedi. Bütün demirlere bina nedir? Vacip. Ha demek bu gelecek olan mevaki'ul i'rab mahal itibariyle yoksa lefz itibariyle değil i'rab-ı lefzi bu demirin mahal-ül i'rabi beyan ediyor ya müsennef. Bu mahalli i'rab lefzi i'rab değil. İşte o vehmi izale etmek için demirin mevakul i'rab hasebiyle taksimatına, tefsilatına girmeden kullu mudmen lehul binayacib. Ha bilesin, gelecek olan taksim i'rab yönüyle demirin taksimi mahal itibariyledir. Lefz itibariyle değil. Peki bir de ise bunu kabul ettik. Ve kullu mudmen lehul binayacib. Bu tekrar faydasını öğrendik. Yalnız tekrar oldu. Tekrar nasıl? Keşebbehil ved'i fisme ci'tena. Orada demiyor mu? Harf. Allah o perdeyi çek. Harf, isim, demir. Ved'ında harfe benzediği için ne oluyor? Mebni oluyor. Orada anlaşılmadı bütün demirler. Şebbehi ved'i'den dolayı nedirler? Mebnidirler. Anlaşıldılar öyle değil mi? Burada bir daha niye var? Kullu mudmen lehul binayeci. Bak tekrar oldu. Biz diyoruz tekrar değil. Orada anlaşıldı şebehi ved'iden dolayı demir mebni. Ama bütün demir mebni. Sadece bir harf iki harf üzerine olan mebni onu söylemedi. Külli olarak söylemedi. Orada demirin mebni olduğu ortaya çıktı. Öyle değil mi Mustafa? Ama burada demirinin külli olarak
mebni olduğu ifade ettiği. Şebeh ve de bir kısımda var. Bir iki harfi olan. Üç dört harfi olan demirlerden şebeh ve de her ne kadar yoksa şebeh ve de olanlara hamle ederiz. Onu da ne ederiz? Mebni ederiz. Buradaki bu bina ala sebilil külliye anlaşıldı. Öncekinden bu bina ala sebilil külliye anlaşılmamıştı. Dolayısıyla bu bir öncekiyle beraber tekrar olmuş olamıyor. Bildin değil mi? Bu bir gerekçe. Şimdi zaten Sütî söyler. Demirlerin mebni olmasının beş tane illeti var. Biri şebeh-i ved'i. O bir kısımda var, bir kısımda mahmuldür. Diğer illetlere göre hepsinde var. Bir Sütî'ye inelim. Ve kullu mudmerin el binav yecibu lehu. Orada lehunun takdimi niçindir? İhtimam için, hasır için. Aşağı gelelim. Ve kullu mudmen lehul binayecib. Niye? Bakın. Li şebehihi bil hurufi fil mana. Önceki geçen şebehi vardı. Bu şebehi ne dedi? Ya nasıl manasından neye benziyorlar? Diyor yani tekelim vel hitab vel gıbet min mana hurufi. Harfin ne? Ha, şimdi dikkat edin. Bir mevcut olan harflerin manileridirler. İşte tekelüm hemze edribu. Nedribu. Hitap tedribu. Gıybet yedribu. Bu mudari'nin üzerindeki mevcut harflerin manileri tekelüm, hitap, gıybet değil mi Mustafa? O zaman tekelüm, hitap, gıybet mevcut harflerin ne oldular? Manileri oldular. Bir. Veyahut da tekelüm, hitap, gıybet. O mudarın harfleri mudariden bir cüz kabul ederiz. Onlara ayrı mana olduğunu demiyoruz. Hitap, tedribu, mata ile beraber ortaya çıkar. O zaman tekelüm, hitap, gıybet bunlar nisbi maniler. Maani cüz'e gayri müstakildirler. Maani cüz'e gayri müstakil harfin manileridirler. Velakin harf kendisine ne olmamış? Ve de olmamış. Bu neye benziyor biliyor musun? Burak neye benziyor? Mustafa neye benziyor? Hani bir ara geçmişti. Ha, aferin. Huna gibi. Bak huna diyorduk, işaret manasını içine almış. İşaret harfin manasıdır. Nisbi, cüz'i, gayri müstakil. Ama kendisine bir harf konulmamış. Burada da tekelüm, hitap, gıybet. Harfin manileridirler. Harfin ne? Manileridirler. Çünkü nisbi, cüz'i nisbidirler, gayri müstakildirler. Velakin kendilerine harf ne olmamış? Ve de olmamış. Onun için Ebu Talib burada tekelüm, hitap, gıybet diyorum. Her birinden ya mana has alırız ya am. Has alırsak işte mudari harflerinin manası olur. Am alırsak mutlak tekelüm, mutlak hitap, mutlak gıybet alırız. Ve kile bir kile demiş demir niye mebnidir? Çünkü harfe benziyor. Nesine benziyor? Fil iftikari. İftikarda ne ediyor? Demir iftikarda harfe benziyor. Demir ne de harfe benziyor? Demir iftikarda. Şimdi bakın. Demire gıybet takadüm zikre muhtaç. Demire tekellüm, demire hitap, karine hitaba. Biri tekellüm karinesine muhtaç. Biri hitap karinesine muhtaç. Biri gıybete muhtaç. Netice itibariyle her üç kısım demirde gayre iftikar ihtiyacı var mı yok mu? Var. Harflerde ihtiyacı var mı? Var. İftikarda, ihtiyacda bütün demirler harfe benzediler. Şebeh-i iftikariden dolayı mebni oldular. Eti ki ve kile fil ved'i. Demirler ved'ında harfe benziyorlar. Şebeh-i ved'i var. Ha bu bunda şunu dememiz lazım. Ve kile fil ved'i fi kesirin ve bil hamli alel kesiri fil bevaki fil kalili. Demirlerin çoğu vedanda harfe benziyor. Çünkü demirlerin çoğu ya iki harfli ya bir harfli. Ama demirlerin bir kısmı üç dört harfli olanlar var. Onları da bir iki harfli olan demirlere hamlederiz. Dariden lilbab olarak hepsini ne ederiz? Mebni ederiz. Eti üç illet. Harflerin, demirlerin mebni olmasının üç illeti. Dördüncü illet. Ve kile li istignai anil i'rabi bi ihtilaf sigati. Şimdi
Ma'nın değişmesiyle demirin sıgası değişiyor. Ma'nın değişmesiyle demirin sıgası değişiyor. Artık e'rab'a gerek yok. Hani isimlerde faaliyet, mefred, idafet, ma'na değişiyor, isim değişmiyor. Ma'nın değiştiğini ortaya koyabilmemiz için ne getiriyoruz? E'rab getiriyoruz. Farklı farklı manelere delalet etsin diye. Ama demirlere gelince, neye gelince? Demirlere gelince, ma'na değişince demirin sıgası değişiyor. E'rab'a ihtiyaç kalıyor mu? Kalmıyor. Eti kaç gerekçe? Demirin mebni olmasının gerekçeleri kaç oldu? 4 oldu değil mi? Peki. Ve hakafi tessili illa levele. Tessilde. Bak dikkat et. Evveli kilele getirdin mi Mustafa? İşaret etti ki kuvvetlidir. Geri kalanları hep neyle getirdi? Kilele getirdi. İşaret etti ki zayıf. Tessilde evvel hariç hepsini getirmiş. Bu üstü kapalı müsannefe bir gönderme yapıyor. Yani kuvvetli olanı tessilde, kuvvetli olan illeti ko nedir? Şebbehi nedir? Şebbehi manüdür. Onu getirmemiş. Zayıf olanları, gayri hak olanları ne etmiş? Getirmiş. Eti kaç? 4. Bazılarda diyorlar, demirler harfe benziyorlar. Şebbehi cumudi. Demirden bir şey şak edilebilir mi? Huveden Huma ayrı bir sıga. Hum ayrı bir sıga. Huve'den bir şey şak ediliyor mu? Edilmiyor. Harflerden de bir şey şak ediliyor mu? Öyleyse hurufler, şey demairiler cumudlikte, camidlikte harflere, huruflere ne oldular? Benzediler ve harfler gibi ne oldular? Mebni oldular. Oldu mu olmadı? Talebenin çoğu burada şaşırıyor. Bazen soruyoruz. Ya cumud var diyorsun. İse huve, huma, hum, hiye, huma, hunne. Bunlar hepsi huveden çıktı. Nasıl cumuddur? O zaman diyor ki huveden şak olmuşlar. Yok. Mufred için huve. Teslim zeker huma. Cem zeker hum. Hiye, huma, hunne. Her biri için ayrı bir sıkıma dolmuş. Yoksa asıl olarak huve edilmemiş ki diğerler ondan ne olsunlar? Şak olsunlar. Humadan bir şey şak olmadığı gibi humhiyede de bir şey şak olmamıştır. Yeter mi? Hadi ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.